Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu insan halleri olacak. Yani yanlarımız, modlarımız, kalıplarımız, yaşam içindeki arkadaşlar taraflarımızdan biraz bahsedeceğiz. Evet, bebektik, çocuk olduk, ergen olduk, erişkin olduk, sonra biz olduk. Evet, biz olduk ve bunlar harmanlanınca biz oluyoruz. O yüzden de hani Yunus Emre der ya, bir ben vardır bende, benden içeri diye. İşte bizde de arkadaşlar birçok ben var. Ve bu benler yaşam içerisinde hayatla ve ilişkilerle dengemizi sağlayan, uyumlanmamızı aslında sağlayan benler. İşte modlarımız, bilim bunlara modlar diyor arkadaşlar. Bugün modlarımızdan bahsedeceğiz. Sağlıklı erişkin modundan, çocukluk modlarımızdan, bunları nasıl günümüze uyarlayabiliriz? Hangi modlarımızla hareket ediyoruz yaşam içerisinde ve iyi miyiz, değil miyiz? Yani bu içimizdeki benler bizi nasıl yönlendiriyorlar? Çünkü bunlar arkadaşlar ta çocukluğa kadar ineceğiz. Çünkü mevzu derin bir mevzu. Çocukluk kayıtlarımız, bu modlarımız ve bu kayıtlar vesilesiyle aslında yaşam içerisinde insanlarla uyumlanmaya, hayatla uyumlanmaya çalışıyoruz. Bazen baktığımız zaman etrafa birçok insanın aslında bu inanç kalıplarından, bu modlarından dolayı yaşamla uyumlanmada ciddi problemler yaşadığını görüyoruz. Ha, olayın farkına varanlar, o içimizdeki çocuk var ya, onu iyileştiriyor. İyileştiremeyenler, sağlıklı erişkin moda geçemeyenler ise o çocukluk kayıtlarıyla tepki vermeye devam ediyor. Şimdi evet, içimizdeki çocuk. Hep uzmanlar der ya, olaylar karşısında bazen bazı olaylarla başa çıkamayız. Nedenlerini, niçinlerini sorgularız. Ulaşamayız o kayıtlara. Ama vardır o kayıtlar bilinçaltında. O yüzden derler çocukluğa inmek gerekir diye. İşte o yüzden bugün biraz çocukluğunuza ineceğiz. Yani yaşamla daha iyi bir şekilde anlaşabilmek adına, insanlarla daha sağlıklı, daha güzel iletişim kurabilmek adına aslında bu modlarla uğraşmak gerekiyor biraz. Ha, kötü mü bunlar? Değil tabii ki. Bizim kayıtlarımız, bizi var eden kayıtlar bunlar. Fakat bazı kayıtlarımız var. Bazı işte geçmişte yaşadığımız travmalarla kodladığımız o kayıtlar bugüne geldiğinizde hani sağlıklı erişkin olarak o kayıtla hala baş edemediyseniz bazı olaylara bazı insanlardan daha fazla tepkiler verebiliyorsunuz. Mesela birinin güldüğü bir olay sizi hüngür hüngür ağlatabiliyor. Birinin yok saydığı bir olay sizi yerle bir edebiliyor. Evet, durum böyle olunca işte çocukluğa inmek gerekiyor. O kayıtla biraz uğraşmak gerekiyor. Şimdi ineceğiz kayıtlara. Bakalım sizlerin kayıtlarında neler var. Tabii videonun içerisine hepsi sığmayacak gibi. Çünkü çok modlar var. Yani insanlara baktığınız zaman ay bugün şu modda değilim der. Mesela dersiniz ki hadi bir yerlere gidelim. Yok ya bugün çok böyle canım sıkılıyor. Öfkeliyim bugün. Bir şey olmuştur. Yani tetikleyici bir şey olmuştur. Geçmişten o kayıtlardan arkadaşlar. O yüzden onun keyfi o gün yoktur. Yani genel havası da öyle olabilir. Yani kayıtlarıyla devam ediyorsa arkadaşlar, o çocukluk modlarıyla devam ediyorsa bir bakarsınız mutlu insanlar, bir bakarsınız mutsuz insanlar, bir bakarsınız alıngan insanlar, öfkeli insanlar, zorba insanlar, incinmiş insanlar vesaire vesaire. Birçok mod var çünkü. Bu insanlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Sonra o modda olmayan insanlar. Bazen biz de moda girebiliyor muyuz? Giremiyoruz gereken moda arkadaşlar. O yüzden bazı zamanlarda diyeceğimiz anlar var. İşte o anlarda ya ben şu kaydıma döndüm. O yüzden böyle bir tepki verdim. Sağlıklı erişkin modunda olamadım. Bu olay benim canımı yaktı dediğimiz zamanlar çok oluyor arkadaşlar. Evet, şimdi hayatla insanlarla iletişimimizi, ilişkimizi dedim ya, bu modların, bu kayıtların etkisiyle arkadaşlar uyumlandırmaya çalışıyoruz. Bazen uyumlu hale getiriyoruz, bazen de uyumsuz oluyoruz ve çok zamanda tabii ki bu kayıtlar bizleri zor durumda, bu modlar zor durumda bırakabiliyorlar. Yani bugünün tepkilerini arkadaşlar dünün kayıtlarından alıp ortaya koyuyoruz.
Yani bu dünün kayıtları aslında üzerimizde ne kadar etkili onu anlamaya çalışmamız gerekiyor. Neden, niçin bunları yapıyorum? Yani aslında bu olaya bu kadar büyük tepki vermemem gerekirdi ama çok büyük tepki verdim. Sonra da pişmanlıklar yaşıyoruz tabii ki. İşte o çocuğun kaydıyla, içinizdeki çocuğun kaydıyla, çocuk kaydıyla tepki verdiğinizde zaten sonrasında bu pişmanlık olarak dönebiliyor size. O yüzden sağlıklı erişkin modunda tepkiler verebilmek yaşam içerisinde uyum için, ilişkiler için, yaşamla uyum için hakikaten çok önemli. Şimdi yani kayıtlar olumsuzsa sıkıntı büyük. Burada aslında bir çocuğun kaydı çok önemli. Hani neticede ağaç yaşken eğilir der ya atalarımız. Evet, o çocuğun kaydı erişkin hayatında mutlu olabilmesi önemli. Arkadaşlar. Evet, kayıtlarda neler var? Herkesin kaydında farklı farklı yaşanmışlıklar var elbette. Bir çocuğun aslında temel ihtiyaçları karşılanmadıysa arkadaşlar, işte sevgi, saygı, güven, sonra varlığını hissettiren o alkışlar, o övgüler gelmediyse, çocukluk kayıtlarında bunlar yoksa maalesef ilerleyen yaşlarında, yetişkin olduğunda da bu kayıtlara sahip olmayan çocuklar çok sağlıklı bireyler olamıyor arkadaşlar ve mutlu bir yaşam kurgulayamıyorlar. Ta ki bunun farkına varana kadar. Evet, bunun farkına varmak, farkındalığı oluşturmak yaşamla uyumlanmamızda çok önemli arkadaşlar. Şimdi tabii hani bazen kederimiz vardır geçmişte. İşte travmalarımız vardır ve o kayıtlarda saklıdır bunlar arkadaşlar. O kederimiz farkına varmadığımız sürece maalesef kaderimiz oluyor mu? Kaderimiz oluyor. Ve bu kuşaklar arası da devam ediyor. Farkındalığı oluşturmadığımız sürece mutsuz bir aileden geldik. Travmalarla dolu. Bizde mutsuzluklar, travmalar var ve çocuğumuza da aktarıyoruz. O yüzden bir yerde durmamak değil de durmak gerekiyor. Bu videoyu izliyorsanız durabileceğinize inanıyorum. Bir şeylerin farkındasınızdır arkadaşlar. O yüzden kişisel gelişimle ilgili videolara göz atıyor olabilirsiniz ki bunun faydasını hem siz hem de yeni kuşaklar elbette görecekler diye düşünüyorum. Şimdi evet, kendimizi keşfetmemiz önemli. Yani hangi modlarla yaşamda var olmaya çalışıyoruz? Kendimizi nasıl ifade ediyoruz? Durmamız gereken yerde durabiliyor muyuz ya da duramıyor muyuz? Hadi bakalım şimdi bir keşif zamanı arkadaşlar. Evet, şimdi çocuk modları var dedik. Çocukluğa inmek gerekiyor dedik bazı tepkilerde. Örneğin terk edilmiş çocuk modundan bahsedelim. Evet, terk edilmiş çocuk, yaralı çocuk arkadaşlar. Notlar aldım. Zaman zaman da bakacağım, atlamak istemediğim konular var. Atlamak istemiyorum. O yüzden o aralardaki önemli mesajları da verebilmek istiyorum. Evet, terk edilmiş yaralı çocuk modu varsa kayıtlarınızda. Evet, bu çocuk arkadaşlar, çocukluğuna inelim. Öncesinde yetişkin olmuşsunuz. Şimdi izliyorsunuz videoyu. Bir şeyleri değiştirmek istiyorsunuz ya hani. Evet, çocukken çaresiz bırakılmış. Değersiz hissettirilmiş. Evet, muhtaç olmuş. Korkutulmuş, korkmuş, korkular yaşamış, sürekli farklı kişiler tarafından yetiştirilmiş, sürekli şehir değiştirmiş ya da anne babasını, sevdiği insanları kaybetmiş kişilerde bu terk edilmiş yaralı çocuğun modunu, kayıtlarını buluyoruz arkadaşlar. Şimdi peki bu kendini kurban gibi hisseden, çocukluğunda bunları yaşamış, bunlarla karşılaşmış olan bir çocuk erişkin olduğunda, yani terk edilmiş yaralı çocuk erişkin olduğunda nasıl tepkiler veriyor? Yani bir insanın ya da kendinizin terk edilmiş yaralı çocuk modu varsa bunu şunlardan anlayabilirsiniz. Mesela sorunlara aşırı tepki veriyor musunuz? Ya da karşınızdaki insan çok aşırı tepki veriyor mu? Bu önemli. Ya da arkadaşlar, terk edilmeyi kaldıramıyor musunuz ya da karşınızdaki insan kaldıramıyor mu? Yani hani şu sözü çok duyarız. Ben bitti demeden bitmez. Ya benimsin ya toprağın sözünü duyuyorsanız bir insandan ya da siz söylüyorsanız. Evet, içinizdeki modda, kayıtlarda terk edilmiş bir çocuk vardır arkadaşlar. Maalesef öyle. Ve tehditkar oluyorsunuz. Ya da işte karşınızdaki insan çok tehditkar olabilir. Ya da işte arkadaşlar, bir türlü ilişkilerden
kopamıyorsunuz, terk edilmiş çocuk kaydınız varsa bunu iyileştirmeniz gerekiyor. Evet, yaşamla daha iyi uyum içerisinde ilerleyebilmek için, ilişkilerinizin daha sağlıklı olabilmesi için içinizdeki çocuğa yardım etmeniz gerekiyor. Görev size düşüyor. Hani bazen çaresiz hissederiz ya, hani çare biziz ya, o kıymetli arkadaşlar. Çaresizseniz çaresizsiniz ve terk edilmiş çocuk kaydınız varsa, bu moddaysanız, ilişkilerinizin neticesi buna varıyorsa ve siz bu şekilde davranıyorsanız, şiddetli ve şiddetli tavırlar sergiliyorsanız, içinizdeki çocuğa yardım etmeniz gerekiyor. Nasıl yardım edeceksiniz? Birazdan aslında toptan bununla ilgili bir öneride bulunacağım sizlere. Evet, kayıtlarınızda arkadaşlar incinmiş bir çocuk kaydı, çocuk modu varsa nasıl çıkıyor ortaya ve erişkin olduğunda bu kayıtlı hayatına devam eden kişi nasıl tepkiler veriyor? Onu da bir paylaşalım. Evet, kayıtlarında incinmiş bir çocuk modu varsa kişinin arkadaşlar, çocukken bu kişi anlaşılmamış, hayal kırıklığına uğramış, tacize uğramış, dalga geçilmiş. Yani aşağılanmış, hani bazı çocuklar biraz topludur, işte kilolu, haha şişman ya da kaşıyla gözüyle alay edildiyse incinmiş çocuk kaydı oralarda yerleşiyor zaten. Sevilmediğini düşünüyor dalga geçilen, aşağılanan çocuk. Ve bu çocuklar aslında büyüdüğünde de biri onu sevdiğinde dahi sevilmediğini düşünüyor. Yani inanamıyor birinin onu sevebileceğine. Çünkü çocukken bunu kodlamış, inanç kalıbını kendine yerleştirmiş olduğu için maalesef yetişkin olduğunda da bir türlü biri onu sevecek diye düşünemiyor. Yani seven insanlara inanmıyor örneğin. Evet, ve o yüzden de karşıdaki insanları çok zorluyor ve uzaklaştırıyor kendinden. Evet, içinizde kayıtlarınızda incinmiş bir çocuk varsa dikkat edin, böyle tepkiler veriyorsanız arkadaşlar. Evet, yani sevilip sayılmayan, dalga geçilmiş olan, tacize uğramış olan, evet, kayıtlarında incinmiş çocuk olan kişinin tavrı da bu oluyor. Tutumlarıyla sevgiye inanmıyor çünkü sevgiyi de aslında tam öğrenememiş olmuş oluyor. O yüzden de incinmiş çocuğun da bir an önce iyileştirilmesi gerekiyor. Evet, kayıtlarda arkadaşlar güvensiz bir çocuk varsa, evet, güvensiz çocuklar daha çok bu kayıtları oluşturan çocuklar şiddete, psikolojik ve fiziki şiddete maruz kalmış çocuklar. Evet, mesela bu çocuklar, şiddet görmüş çocuklar, büyüdüklerinde, bu kalıbı oluşturduklarında, bu modla yaşadıklarında kimseye zaten kolay kolay güvenemiyorlar. Yani insanları daha çok tehdit olarak algılıyorlar. Şiddete maruz kaldığı için sürekli kontrollü oluyor. Kolay kolay insanlara yaklaşamıyor. Örneğin bu kişinin hayatında biri varsa, böyle birden aniden sarılsa boynuna, birden öfkelenebilir. Ya ne oldu dersiniz, sarıldım sadece dersiniz ama içinde güven duygusu ciddi anlamda sarsılmış bir çocuk varsa kişi böyle tepkiler verebiliyor. Yani bunun gibi tepkileriniz varsa arkadaşlar, hayatınızdaki insanlara mutlaka söyleyin. Hikayenizi mutlaka paylaşın ki sizi anlayabilsin. Evet, kimseye güvenemiyor kolay kolay. Güvendiği insandan da kolay kolay kopamıyor. Kayıtlarda güvensiz çocuk modu olan insanlar. Evet, çok rast geliyoruz. Kızgın çocuk modu kaydına yetişkinlerde. Evet, bu modu çocukken yerleştiriyor zaten. Kayıtlar bundan oluşuyor. Kızgın çocuk modu kaydı olanlar. Peki çocukluğunda neye maruz kalmış olabilirler? Bir bakalım. Engellenmiş. Evet, yapmak istemiş bir şeyler ama sürekli önüne engeller çıkartılmış örneğin ebeveynleri tarafından. Kötü muamele görmüş arkadaşlar. Haksızlığa uğramış, özellikle haksızlığa uğradığını düşünen çocuklarda bu yerleşmiş bir kalıp. Ve bu kızgın çocuk modu arkadaşlar, hani çocukluğunda, çocuk yaşına rağmen aşırı sorumluluk yüklenmiş kişilerde mevcut oluyor. Ve aşırı şımartılmış çocuklarda da aslında kızgın çocuk kaydı oluşuyor ve yetişkin olduğu dönemlerde de öfkeli bir insan çıkıyor karşımıza ve tepkileri yetişkinken örneğin sigara,
alkol bağımlılığını görüyoruz. Gelişi güzel cinsel etkinlikleri görüyoruz. Bu kızgın çocuk modu kaydıyla yaşamına devam eden erişkinlerde arkadaşlar. Evet, ya da şiddet içeren patlamaları çok fazla görebiliriz. Ya da işte bu insanlara bir yapıcı eleştiri yaptığınızda dahi buna tahammül edemez. Hemen muhalif olur. Yani ona işte iyi olması yönünde telkinlerde bulunduğunuzda ona anlatamazsınız. Evet, hemen sizi yanlış anlar. Kızgın çocuk kaydıyla yaşamına devam eden insanlarda evet aşırı ısrarcılığı da görebilirsiniz. Ya da aşırı kızgındır bunlar. Ve intikam duygusu baskın olan grup bu arkadaşlar. Evet, intikam almayı isteyen grup daha çok kızgın çocuk modu kaydıyla yaşamına devam eden kişiler. Evet, ve çok tehdit eden grup bu grup. Aynı zamanda karşıdaki insanı çok fazla tehdit ediyor. Yani işte dediğim gibi hani çocukken sevilmiştir ama abartılmıştır. Evet, çok abartıldıysa da çocukta kızgın çocuk modu kaydı oluşuyor ve erişkin döneminde de bu ve benzer tavırlar sergiliyor. Zaten bilim diyor ki arkadaşlar, yok sayılan ya da çok şımartılan çocuklarda ilerleyen yaşlarda, erişkin dönemlerde o çocukların kötü olma ihtimali, kötü insan olma ihtimalleri yükseliyor. O yüzden yok saymak ya da çok böyle canım, oğlum, canım, kızım, prensim, prensesim gibi aşırı şımartmak da çocuğu ilerleyen süreçte kötü bir insan olabilmesi yönünde destekleyen tavırlarımızda. Bilimin açıklaması bu yönde. O yüzden buna çok dikkat etmek gerekiyor. Evet, dürtüsel çocuk modumuz var bir de. Dürtü neydi arkadaşlar? İçsel istek ve arzularımız. Evet, dürtülerimiz bunlar. Bunlar tabii çocukken her şeyi isteriz. Her şeyi isteriz. Karşılanır ya da karşılanmaz. Ama yetişkin olduğumuz dönemlerde dürtülerimizle çok fazla hareket ettiğimizde zarar görürüz. Hani çocukken çocuktur denir ama yetişkin olduğumuz zaman bunu kontrol altında tutmak zorundayız. Eğer kontrol altında tutmuyorsak başımıza dert alırız. Evet, dürtülerimizle hareket ettiğimiz zaman. Şimdi bu dürtüsel çocuk modumuz eğer ki baskınsa törpülememiz gerekiyor acil şekilde arkadaşlar. Ve bu dürtüsel çocuk modunda yaşayan insanlar önce konuşup sonra düşünen insanlar. Yani pişmanlıkları aslında çok fazla görebiliyoruz bu insanlarda. Tüh ya, niye böyle yaptım acaba diye sonradan sorguluyor. Önce eylemsel bir şekilde evet eyleme döküyor yapmak istediğini, sonrasında da pişman oluyor dürtüleriyle hareket eden insanlar. Yani bunu böyle hafifçe geçiştirmek istiyorum. Örneğin şöyle bir örnek verebiliriz. Hani ay çok kilo almamak için yemek yemeyeceğim, çok kilom var der ama yemeye de devam eder örneğin. Yani dürtüleriyle hareket eder, kontrol edemez kendini. Otokontrol yoktur bu insanlarda. Çocukken ya çok fazla almıştır her şeyi, disipline edilememiştir bu dürtüleri. Kontrol altına alınamamıştır bu çocuğun ve yetişkin olduğunda da uyumlanma problemi yaşıyor. Dürtüleriyle hareket ediyor. Yani hemen sinirlendiği zaman pat diye karşıdaki insana yani gereğinden fazla tepki gösteriyor. Yani gereğinden fazla tepki veriyor. İşte dürtüleriyle hareket eden insanlarda da daha çok böyle başını derde sokan insanları, çevresindeki ve kendini yıpratan insanları görmemiz mümkün. O yüzden dürtülerimizde de otokontrol önemli. Evet, yanlış davranışları çocukken çocuğa yerleştirebilmek, bu yanlış, şu kötü, bundan şundan kaynaklı uzak durmalısın, bundan kaynaklı uzak durmalısın diye çocuğun dürtüsel çocuk kaydını iyi yerleştirmek yetişkin dönemde de hani dürtülerimizi kontrol edebilmemiz adına kıymetli. Sonra kopuk mod. Bu kopuk modda da ya bu hayattan kopmuş deriz bazı insanlar için. Yani vardır etrafınızda, bilmiyorum sizde durum nasıl ama kopuk yani. Evet, kopuk yaşıyor. Sorarsınız nasılsın diye, bilmem, idare eder. Yani bu insanlar çok böyle
bağları kuvvetli olmayan insanlar o grupta, yani kopuk, film kopmuş gibi düşünebiliriz aslında bu grubu. Evet, başkalarıyla çok bağı yoktur ve bunlar da kopuk, kendini avutan modda arkadaşlar aşırılık dikkat çeker. Örneğin aşırı gün boyu televizyon izler, aşırı gün boyu oyun oynar, aşırı gün boyu müzik dinler, aşırı gün boyu çalışır, mesai biter çalışmaya devam eder. İnsanlarla bağını kopartan, kendini avutan mod olduğu için her şeyin aşırısını yapar. Yani bu şekilde, aşırı şekilde bir modunuz varsa çocukluk kaydınız orada yerleşmiştir. Bugün devam ediyordur ve yaşamla uyumunuzu bozuyordur. Bunun üzerinde de çalışmak gerekiyor arkadaşlar. Evet, boşluk hissi fazladır bu kopuk moddaki insanlarda arkadaşlar. Farkına varmazsak eğer yaşamla uyumumuz ciddi anlamda kopuyor. Mutsuz bireyler olarak bu moddaki insanlar yaşam içerisinde kopuk bir şekilde yaşamaya çalışıyor. Gün be gün de zaten artarak devam ediyor. Yani böyle bir modunuz varsa evet, bir an önce kendinizi iyileştirebilmek adına gerekli desteği almanız gerekiyor. Diğer modlarda da öyle. Tabii bu modlar hepimizin içerisinde var arkadaşlar. Ama gerektiği zaman gerektiği tepkileri, gereken tepkileri veremiyorsak yetişkin, sağlıklı bir birey olarak o modda uyumlanamıyorsak hayata, bu modlarla ilgili iyileştirme şart. Kendi içimizdeki çocuğu iyileştirmemiz gerekiyor. Bir de bunlar dışında aslında aranan bir mod var. Evet, çocukluk kayıtlarında bir insanın mutlu çocuk modu varsa değmeyin keyfine. O çocuk sevilmiştir, sayılmıştır. Tabii herkes bu kadar şanslı olmuyor ama yaşamla en iyi uyumlanabilen mutlu çocuk kaydı olanlar. Sizin modunuz öyle mi bilmiyorum. Yani bu mutlu çocuk modundaki en sağlıklı moddaki insanlar sevildiğini düşünen, sayıldığını düşünen, özgüven sahibi olan, samimi, doğal arkadaşlar, bir şeyler başarabilmiş, başarısızlıklarını hazmedebilen, hırslarını dengeleyebilen insanlar bunlar. Mutlu çocuk moduyla yetişkin olarak hayatına devam eden insanlar bunlar ve bu modda ne kadar kalırsak yaşam pratiğimiz o kadar iyi oluyor. O yüzden bu modda kalabilmek yaşamda, işte ilişkilerimizde, hayatla uyumumuzda bize çok katkı sağlıyor. Tabii dediğim gibi herkesin hikayesi farklı, hikayeler önemli. Çocukluk kayıtlarımız çok önemli. Güne uyarlayabilmemiz, o çocuğun acılarını iyileştirebilmemiz çok önemli arkadaşlar. Ne yapacağız? Nasıl iyileştireceğiz? İçimizde dedik ya, hani Yunus Emre'nin dediği gibi, bir ben var benden içeri diyor ya. Yani birçok modumuz var, birçok hallerimiz var, birçok yanlarımız, yönlerimiz var ve tetikleyicilerle beraber bunlar ortaya çıkıyor dedik. Doğru zamanda doğru tepkileri veremiyorsak yaşamla uyumumuzda problemler oluyor, ilişkilerimizde problemler oluyor ve gerçekten büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bu modları kontrol altına almak çok kıymetli. Yani sağlıklı erişkin moda geçebilmek önemli. Zaten hani dediğim gibi mutlu çocuk kaydınız varsa sıkıntı değil. Yaşamla uyumunuz gayet güzeldir. Ama ya diğerleri baskınsa ne olacak? İşte o zaman destek alınması gerekiyor. Ama önce kendinize destek olmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet, farkına varmadığınız sürece, sağlıklı erişkin moduna geçemediğiniz sürece bu kısır döngü hep devam ediyor. Yani hayatınıza giren, dahil olan insanlar değişiyor arkadaşlar. Ama sizin kederiniz, o çocukluktaki dedim ya videonun başında, kaderiniz oluyor. Ve kuşaktan kuşağa da geçiyor. O yüzden mutlaka dur demek gerekiyor. Bu çok önemli. Ve hayatınızdaki insanların hikayelerini bilmeniz, sizin hikayenizi paylaşıyor olmanız, içinizdeki o yaralı çocuğu iyileştiriyor olmanız yaşamla uyumunuzda gerçekten çok önemli. Şimdi şöyle düşünelim, yani işte bu modlarınız var, zaman zaman işte kızgın çocuk modunuz devreye giriyor ki çoğunlukla o giriyorsa muhakkak iyileştirmeniz gerekiyor. Çünkü yaşam kalitenizi bozan bir mod bu, öyle bir kayıt arkadaşlar. Herkesin hayatında kimse sorunsuz değil, elbette yaşanmışlıklar var ve sorunlar var. Yaşadığı geçmişten bugüne yansıyan bu modlar ne kadar etkin, onu önce saptamak gerekiyor. Yani işte alıngan çocuk modunuz vardır,
Hani incinmiş çocuk modunda örneğin. Hani biri bir şey söyler, siz hüngür hüngür ağlarsınız. Halbuki yani bir başka insan, ya canım onda ne var diyebilir. Evet, sizin çocukken yaşadığınız bir olay, bugün yaşadığınız bir başka olay da hemen kayıtlardan geliyor ve tepkiyi o çocuk modunuzla veriyorsunuz. Yetişkin, sağlıklı bir birey olarak gerekli olan tepkiyi vermemiş oluyorsunuz. Bu da işte dediğimiz gibi uyumunuzla ilgili problemler yaratıyor. Ne yapacağız dedik, ne yapacağız? O çocuğu iyileştireceğiz. Nasıl iyileştirebiliriz? Şöyle yapabiliriz arkadaşlar, artık büyüdünüz. Evet, kayıtlarınız var. Çocukken oluşturduğunuz, başınıza gelen olaylardan kaynaklı. Evet, kendini korumak isteyen insanların oluşturduğu kayıtlar. Yaralı çocuksunuz, incinmiş çocuksunuz, terk edilmişsiniz, öfkelisiniz, kızgın çocuksunuz, kopuksunuz, dürtüsel davranıyorsunuz. Ama çocukken bunları yaşadınız ve çocukken kendinizi böyle koruyabilmek adına bazı tavır ve davranışlar geliştirdiniz. Olabilir. Ama bugüne gelindiğinde yetişkin, sağlıklı bir birey olduğunuzu düşünürsek, ki öyle olmamız gerekiyor hayatla uyumlu bir şekilde devam edebilmek için. Eğer olamıyorsak zaten destek almamız gerekiyor arkadaşlar. Evet, o çocuğu iyileştirebilmek adına ona sahip çıkmanız gerekiyor. Çocuktunuz, olumsuz şeyler yaşadınız, başınıza gelmemesi gereken şeyler geldi belki de. Kendinizi koruyamadınız, savunmasızdınız, yalnız bırakıldınız, incindiniz, muhtaç oldunuz, hayal kırıklıklarıyla doldurdular sizi. Olabilir. Yani yaşanmış olabilir bunlar. Olmasa iyi ama yaşanmış olabilir. Peki, şimdi o çocuk evet bunları yaşadı ama artık büyüdü. Yani artık bir erişkin oldu. Ve artık erişkin olduğu için arkadaşlar, o içinizdeki çocuğu koruyabilirsiniz. Önce buna inanmanız gerekiyor. Kendinizi iyileştirmeye başlamak için, o çocuğu iyileştirmeye başlamak için bu çok önemli. Evet, ben bunları yaşadım çocukken. İçinizdeki çocukla konuşun zaman zaman. O hep var çünkü. Benler hep içimizde arkadaşlar. Biz oradan geldik. O çocuk bir yerimizde hep var. Onu yok saymayacağız. İyileştirmeye çalışacağız. Ona sahip çıkacağınızı hissettirin. Ben artık büyüdüm. Ben artık yetişkinim. Ben artık muhtaç değilim. Kimse beni istemeden hırpalayamaz. Buna müsaade etmem. Evet, seni de hırpalayamaz. Artık ben seni koruyabilirim dediğiniz zaman, evet, o çocuk iyileşmeye başlıyor. O çocuğun modlarını, kayıtlarını böyle böyle telkinlerde bulunarak değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ve o çocuk bugün büyüdü. Siz oldunuz. Ve yaşamla dengelerinizde sorunlar yaşıyorsanız, içinizdeki çocuğun modlarıyla, onun kayıtlarıyla tepki veriyorsanız, bir yerden başlamak gerekiyor. Yoksa bu kısır döngü devam edecek arkadaşlar. Evet, kayıtlarda biraz oynama yapmak gerekiyor. Hem dünü iyileştirip hem de bugünü daha iyi yaşayabilmek adına. Kolay gelsin diyorum. Evet, ihtiyaç duyuyorsanız lütfen destek almayı ihmal etmeyiniz. Modlarınızı bir şöyle gözden geçiriniz. Neler var kayıtlarda? Dünün kayıtlarıyla bugün tepkiler veriyoruz dedik. Tepkileriniz yaşam kalitenizi yükseltiyor mu, düşürüyor mu? Bunları bir kontrol edin. Sonrasında da lütfen o içinizdeki çocuğu iyileştirmeye bakın. O iyileşmezse, o mutlu olmazsa, o kayıtları değiştirmezseniz, ona inandırmazsanız her şeyin güzel olacağına, evet, siz de mutlu olamıyorsunuz. O çocuk kaydıyla yaşamaya devam ediyorsunuz. Evet, çocukla konuşuyoruz. Ona telkinlerde bulunuyoruz. Çünkü artık büyüdük, yetişkin biri olduk. Artık güç bizde arkadaşlar. Güç bizim elimizde. Ve biz direksiyonu ne tarafa çevirirsek o tarafa gideriz. Çocukken böyle lükslerimiz oluyor mu? Olmuyor. Şartlar neyse orada durmak gerekiyor. Muhtaçsınız ama bugün muhtaç değilsiniz. Lütfen o çocuğu iyileştirmeyi ihmal etmeyin. Evet, bugün de böylelikle insan hallerinden, modlarımızdan, kodlarımızdan, kayıtlarımızdan bahsettik. Evet, içimizdeki çocuğa yardım etmekten biraz bahsettik arkadaşlar. Konumuzu kapatalım.
Bu konu hakikaten çok böyle hani bu kadar kısa da anlatılabilecek bir konu değil ama çok da video uzamasın diye böyle bazı önemli ipuçlarını vermeye çalıştım sizlere. Yeni videomda yine yeniden görüşmek umuduyla. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Haydi hoş kalın ve hoşça kalın.